Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ali İmran suresi 3. sayfa 16 ve 22. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu ayetlerde şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Onlar şöyle derler. رَبَّنَا اِنَّنَا اَمَنَّا Ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik. فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Günahlarımızı bağışla. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ve cehennem azabından, ateş azabından bizi koru. اَسَّابِر۪ينَ وَالصَّادِق۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ وَالْمُنْفِق۪ينَ وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْاَسْحَارِ Onlar şöyle kimselerdir. Sabredenler, sadık olanlar, ibadetinde daimi olanlar, ve Allah yolunda infak edenler ve seherlerde istiğfar eden kimselerdir. Şehid Allahu Allah şehadet etti ki ennehu la ilahe illahu ondan başka ilah yok. Kendisinden başka ilah olmadığına Allah şehadet etti. Vel melaike melekler de şehadet etti ve ulul ilm ve ilim sahipleri ehli ilim olanlar da Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ettiler. Gaimen bil gıst tam adalete bağlı olarak, tam gerçeğin ifadesi olarak bu şekilde şehadette bulundular. La ilahe illahu Allah'tan başka ilah yoktur. El azizül hakim ve o azizdir, hakimdir. İnne dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve mahtelefellezine utul kitabe kendilerine kitap verilenler ihtilafa düşmediler. İlla min ba'di ma ca'ahumul ilmu ancak kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düştüler. Bagyen beynahum bir haset, bir kıskançlıkla ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayatillah ve kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse fe innallâhe seriul hisab şüphesiz Allah'ın hesabı seridir. Allah seriul hisaptır. Fe in hâcûke ey peygamber onlar seninle bir mücadeleye girişecek olurlarsa fegul onlara şöyle de. Eslemtu vecihiye lillahi ben yüzümü Allah'a teslim ettim ve men ittebaan bana tabi olanlarla beraber. Ben ve bana tabi olanlar Allah'a yöneldik, yüzümüzü Allah'a teslim ettik. Ve kul lillezine utul kitabe vel ummiyin kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere kitaptan nasibi olmayanlara onlara de ki e eslemtum siz de teslim oldunuz mu? Fe in eslemu eğer teslim olurlarsa Allah'a teslim olurlarsa fekad ihtedev doğru yolu hidayeti bulmuş olurlar. Ve in tevellev ama yüz çevirirlerse fe innema aleykel belav sana düşen ancak tebliğdir. Vallahu basirun bil ibad Allah kullarına basirdir. Allah kullarının yaptığını görür. İnnellezine yekfuruna bi ayatillah Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve yaktulunen nebiyyine bi gayri hak haksız yere peygamberleri öldürenler ve yaktulûne allezîne ye'murûne bil gıstı minen nâs insanlardan adaleti emredenleri öldürenler febeşşirhum işte sen onları müjdele bi azâbin ilim ilim bir azapla müjdele ulâikellezîne onlar o kimselerdir ki habitat e'mâluhum onların amelleri yaptıkları işler boşa gitmiştir fid dünya vel âhira dünyada da ahirette de. Ve ma lehum min nasirin ve onlara bir yardımcı da söz konusu değildir. Onlara yardım edecek de yoktur. Burada bu sayfada Allahu Teala önce daha önceki bölümde vasfetmiş olduğu bir kısım kullarının dualarını nazara verdi. Onlar şöyle dua ederler. Onlar derler ki Rabbena ellezine yekuluna Rabbena onlar şöyle dua ederler ey Rabbimiz
İnnenâ âmennâ. Gerçekten biz iman ettik. Fâgfir lenâ zunûbenâ. Bizlerin günahlarını bağışla. Ve gina azâbennâr. Ve cehennem azabından bizi koru. Gerçekten bütün insanların şöyle veya böyle az veya çok bir takım günahları var. Allah-u Teala'nın mağfiretine mazhar olmak, bağışlamasına mazhar olmak en büyük nimetlerden. Eğer bu günahlar bağışlanmazsa bunun akıbeti ateş olacak. İşte günahların bağışlanmasını istemek, ateşten korunmayı istemek en önemli durumlardan birisi. Onlar hem bağışlanmaları hem de ateşten korunmaları için, cehennem ateşinden korunmaları için Allah'a dua ederler. Ve onlar bir takım özellikleri kendinde taşıyan kimselerdir. Es-sabirin, onlar sabreden kimselerdir. Ve-s-sadıkın, sadık olan, dost doğru olan kimselerdir. Ve-l-ganitin, Allah'a boyun eğen, ibadetini yapan kimselerdir. Ve-l-münfıkın, infak eden, başkalarına bu noktada faydalı olan, başkalarına veren kimselerdir. Ve-l-müstağfirine bil-eshar, ve seherlerde istiğfar eden kimselerdir. Burada Allah-u Teala bir takım güzel ahlak sahiplerini methediyor. Onlar sabrederler. İşte dünyada sabrı gerektiren durumlarla karşı karşıyayız. Dinin emirlerini yerine getirmek sabrı gerektiren bir durumdur. Öte yandan musibetlere karşı sabır ve günahlara karşı sabır yine sabırla alakalı bazı görevlerimizdendir. Bütün bunlara karşı sabretmek meti gerektiren bir durum. İşte onlar sabreden kimselerdir ve sadık kimselerdir. Yani özü sözü bir olan, doğru olan kimselerdir. Vel ganitin, ibadete dikkat eden, Allah'ın huzurunda el pençe divan duran kimselerdir. Vel münfıkın, ve infak eden. Rabbena hep bana demeyip, yani sırf kendileri için çalışmayıp, başkalarına da faydalı olan, kendi imkanlarından başkalarını yararlandıran kimselerdir. Allah yolunda veren kimselerdir. Ve bu güzel vasıfları yanında seherlerde istiğfar eden kimselerdir. Seherlerde istiğfar etmek, Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde de methediliyor. Cenab-ı Hak bazı seçkin kullarını vasfederken şöyle anlatmakta. Kânû galîlen minel leyli mâ yehcaûn. Onlar gecede az uyurlardı. Ve bil esharuhum yestağfirun. Ve onlar seherlerde istiğfar ederlerdi. Seher vakti sahur vaktidir. Ramazan ayında oruç için kalktığımız vakit aynı zamanda seher vaktini ifade eder. Normalde insanlar o vakitte uykudadır. Ama insanların uykuda olduğu o vakitte kalkmak, iki rekat namaz kılmak, günahları için istiğfar etmek, mağfiret talep etmek, bağışlanma talep etmek bu çok güzel bir özelliktir. Allah-u Teala gerek burada gerek başka yerde bunu methetmekte. Dolayısıyla ben Müslümanım, ben Rahman'ın talebesiyim, Kur'an'ın talebesiyim diyen bir kimse bu gibi güzel özellikleri kendinde bulundurmalı ve bunları hayatında uygulamalı. Ardından tevhidle alakalı bir hakikati görüyoruz. Cenab-ı Hak kendisinin tek ilah olduğuna şehadet ediyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahittir ki ondan başka ilah yok. Ve kefâ billahi şehide. Şahit olarak zaten Allah yeter. Ve insanların Allah'tan başka ilahlar varmış gibi, işte diyelim eski Yunan'da Olimpus Dağı'nı Tanrılar Dağı haline getirmeleri, kendi kafalarından bir takım ilahlar uydurup ardından onlara tapmaları, yine dünyanın başka yerinde uydurma başka ilahlar peşinde insanların olması Allah'ın bir olmasına zarar veren bir şey değil. Yani gerçekte Allah'tan başka ilah yok. Ama insanlar kendi kafalarından ilahlar meydana getiriyorlar. Kendi elleriyle putlar meydana getiriyorlar ve ardından da karşısına geçip tapıyorlar. E ilahum maallah, Allah ile beraber başka bir ilahım var. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Ama insanlar nedense tek ilaha razı olmayıp adeta birden fazla ilahlar peşinde koşmuşlar.
ve böylece tevhidden şirke düşmüşler. Dinde, İslam dininde esas olan tevhiddir. Tek Allah'a inanmak, Cenab-ı Hakk'ın bütün alemlerde tasarruf ettiğini, rububiyetinde tek olduğunu, uluhiyetinde tek olduğunu, mabudiyette tek olduğunu ilan etmek. Bunu en iyi bilen Allah. Yani gerçek ilim vel ilmu indallah, gerçek ilim Allah katında. Allah'tan başka ilahın olmadığını en iyi bilen de Allah-u Teala. Çünkü zaten bütün alemleri yaratan O. Dolayısıyla bu noktada Allah-u Teala'nın şehadeti en büyük bir şehadettir. Ve hakikatin doğrudan doğruya ta kendisidir. Ve ardından bu şehadette bulunan melekler. Gerçi melekleri de biz doğrudan görmüyoruz. Ama onlar da alemde bütün tasarrufların Allah'tan olduğunu ve tek bir ilah olduğunu, tek bir ilahın alemde hükmettiğini bize nispetle daha iyi biliyorlar ve daha iyi görebiliyorlar. Ve ardından insanlar içinde de ehli ilim olanlar, ilim ehli olanlar da Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar ediyorlar. Tarih boyunca başta peygamberler, sonra sıddıklar, şehitler, salihler, ilim sahibi insanlar bunu ifade etmişler. Ve la ilahe illa hu, la ilahe illallah onların en temel virtlerinden ve zikirlerinden olmuş. Ve gerek doğrudan Allah'ın şehadeti, gerek meleklerin şehadeti, gerekse insanlardan ilim ehli olanların şehadeti gaimen bil gıst, tam adaleti ifade ediyor. Yani hakikatin tam hakkını veriyor. Zaten başka türlü de olamaz. La ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. El azizül hakim, ve Allah azizdir, hakimdir. Yani Allah sonsuz izzet sahibi ve sonsuz hikmet sahibidir. Allah-u Teala'nın her yaptığı yerli yerindedir. Bütün tasarrufları hikmetledir. İnned dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Bu durumda belki hatıra şu gelebilir. İslamiyet dini gelmezden önce diğer dinlerin durumu nedir? İslam kelimesi genel anlamda düşünülecek olursa Allah'ın gönderdiği bütün dinleri ifade eder. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin dini, isimleri ne olursa olsun, muhteva itibariyle İslam'dır. Yani şu anda İslam dininde ne gibi temel esaslar varsa, ne gibi inanç esasları varsa Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde inanç müşterektir. Her birinde Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman gibi temel esaslar vardır. Allah'a ibadet gibi temel esaslar vardır. Bazı şeylerin helal, bazı şeylerin haram kılınması, bütün bunlar bütün dinlerde müşterektir. Dolayısıyla Allah katında İslam, din sadece İslam'dır derken Allah'ın gönderdiği bütün dinler İslam'dır. Bu açıdan bakmak gerekir. Ve şu anda bizlerin mensup olduğu İslam dini geldikten sonra artık diğer dinlerin hükmü ortadan kaldırılmıştır. İslamiyet önceki dinleri neshetmiştir ve onların yürürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Malum mesela aynı devlet değişik zamanlarda değişik kanunlar çıkarabilir. Yeni kanunlar çıktığında eskileri yürürlükten kalkar. İnsanların da tarih boyunca durumlarına göre Allah değişik dinler göndermiş. Tevhide dayalı, harama helali beyan eden, insanlara vazifelerini bildiren dinler göndermiş. Ve kitaplarımızda şöyle geçer. Şer'u men gablene, şer'un lena ma lem yunsah. Bizden öncekilere bildirilen ilahi hükümler nesedilmediği sürece bizim için de bir hükümdür. Onların dini bizim de dinimizdir. La nuferrigu beyne ahadin min rusuli. Biz Allah'ın gönderdiği peygamberler arasında herhangi bir tefrik yapmayız. Hepsini birden toptan kabul ederiz. İşte Allah katında din İslam'dır. Başka bir yerde ve men yebte gayrel İslami dinen felen yukbelele felen yukbele min. Yani kim Allah'tan başka bir din arayacak olursa bu din ondan kabul edilmeyecektir. Artık Allah son dinini göndermiştir. Dolayısıyla İslamiyet peygamberimiz ile beraber kıyamete kadar bütün insanlığın dini olarak gönderilmiştir. İslamiyet geldikten sonra
diğer dinlere itibar etmek düşünülemez. Ve mahtelefellezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilm. Ehli kitap olanlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düştüler. Yani önceden hak nedir, hakikat nedir bilmiyorlardı. Hak ve hakikati bildiren, haramı helali bildiren kitap geldi. Ama kitap geldikten sonra kitabı anlama hususunda ihtilafa düştüler. Şu anda Allah'ın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında Müslümanlar arasında mezhepler, meşrepler, cemaatler meydana gelmiştir. Diğer dinlerde de bu böyledir. Hristiyanlık büyük bir din ve Hristiyanlık da birbirinden farklı, Katolik gibi, Protestan gibi değişik kiliseler var ve sanki din onlarda mezhepler şeklinde çok farklı bir görünüm arz etmiş. İşte dinde ihtilafa düşen kimseler kitap geldikten sonra ihtilafa düşüyorlar. Yani Allah'ın dinini farklı farklı şekillerde algılıyorlar, farklı farklı şekillerde değerlendiriyorlar. Niçin böyle yapıyorlar? Bağyen beynahum, aralarında bir kıskançlık, bir haset sebebiyle. Yani benim görüşüm daha doğru, ben daha hak olanı ifade ediyorum, İşte söz bu konuda budur, ben diğerlerini kabul etmem gibi, bu gibi ihtilaflar ortaya çıkıyor. Herkes kendi gittiği yolun doğru, kendi ortaya koyduğu şeylerin hak olduğunu iddia ediyor. Böyle olunca da bunlar aralarında problem yaşanıyor. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ, kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيُ الْحِسَابِ, Allah'ın hesabı seridir. Seriül Hisab, Allah'ın isimlerinden, Allah'ın ünvanlarından ve şu anda da Allah-u Teala'nın bütün alemi idare ettiğini en azından imanımızda bilmekteyiz. Bütün alemde Allah'ın tasarrufu var. Şu anda sınırlarını bilmediğimiz o derece büyük şu alemde madem ki Allah-u Teala her mahlukun ihtiyacını aynı anda görüyor, öyle ki bizim vücudumuzda trilyonlarca hücre varken bunların her birisindeki faaliyet Allah'ın tasarrufuyla oluyor. Elbette bütün bunlarda tasarrufta bulunan Allah-u Teala bir anda insanları hesaba çekmeye de kadirdir. Diğer aleme gidildiğinde belki trilyonlarca insan bir anda hesap verecek. Bu Allah'a zor değil mi? Dünyadaki mahkemeler gibi değil. Dünyada bazı mahkemeler 10 yıl, 20 yıl sürebiliyor. Öyle ki adam öldükten sonra mahkemesi devam ediyor. Ama ahirette öyle değil. Allah-u Teala seriül hisaptır. Bir anda hepsini hesaba çekecektir. İmam Ali, Hazreti Ali'ye sormuşlar. Allah-u Teala bütün insanları bir anda nasıl hesaba çeker? Hazreti Ali şöyle cevap vermiş. Bir anda hepsini rızıklandırdığı gibi. Nasıl şu anda hepsini idare ediyor, rızıklandırıyor. Diğer alemde de aynı anda hepsini hesaba çekecektir. فَاِنْ حَاجُّكَ, eğer onlar seninle bir mücadeleye girişecek olurlarsa onlara şöyle de, فَقُلْ, de ki اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ, ben yüzümü Allah'a teslim ettim, Allah'a yöneldim, bana tabi olanlar da. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ, kitap ehli olanlara ve ümmilere, kitap ehli olanlar Yahudiler, Hristiyanlar, ümmiler de okuma yazması olmayanlar ve Kur'an-ı Kerim'in kullanım alanı içinde değerlendirdiğimizde özellikle kendilerine kitap, daha önce kitap verilmemiş olan Araplar. Ama ifadeye bağlı olarak söyleyecek olursak kitaptan nasibi olmayanlar, yani hem ehli kitap olanlara hem de kitaptan nasibi olmayanlara de ki eslemtum, siz de Allah'a teslim oldunuz mu? فَاِنْ اَسْلَمُوا, eğer teslim olurlarsa فَقَدْ اِحْتَدَوْ, doğru yolu bulmuş olurlar. وَاِنْ تَوَلَّوْ, ama yüz çevirecek olurlarsa فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاوْ, sana düşen ancak tebliğdir. Yani sen zorla onlara kabul ettirecek değilsin. Sen Allah'ın dinini tebliğ et, gerisine karışma. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, Allah kullarına basirdir, kullarının yaptığını görür. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. وَيَكْتُلُونَ النَّب۪ي يِنَ بِغَيْرِ حَقٍ, haksız yere peygamberi öldürenler. Burada
haklı yere acaba peygamber öldürülür mü? Böyle bir şey zaten tasavvur edilemez. Peygamberi öldüren haksız yere öldürmüştür. Ama bir gayri hak tabirinin kullanılması aynı zamanda bunun haksız olduğuna da bir işaret olarak ayette bir tekit manasında ifade edilmektedir. İşte Hazreti Zekeriya'nın şehit edilmesi, oğlu Hazreti Yahya'nın şehit edilmesi gibi İsrail oğullarının tarihinde peygamberleri öldürmek de var. İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler ve yakturûne ellezîne ye'murûne bil gıstı minennâs ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler, bunlar var ya, febeşşirhum bi azabin elim, elim bir azapla onları müjdele. Yani onların bu şekildeki küfürleri, inkarları, peygamberleri, ilim ehli olanları öldürmeleri karşılıksız kalmayacaktır. Elim bir azap onları beklemektedir. Ulaikellezine habitat a'maluhum fi'd-dünya ve'l-âhira. Onlar o kimselerdir ki amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Yaptıkları boşa çıkmıştır. Ve mâ lehum min nâsirin, ve onlara yardım edecek, onlara destek olacak kimse de asla söz konusu değildir. Yani kimse diğer alemde Allah'ın cezalandırmasından, onları cezalandırmasından onları kurtaramayacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.